Selamlar dostlarım. 5. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Nightmare slotundayım. Çok fazla kalmayacağım burada. 3 saat durup başka slota geçeceğim. Sebebi çok seri çöp atması ve sadece 3 saat PC başında olacağım için sizler için burayı test etmek istedim. Karakterlerin ataklarını çok uzun tutmayacağım videoda. Resimli şekilde de en son ne geldiğini sizlere göstereceğim. Gelir gider tablosu yapacağım. Yeniçer'in atak yapması hakkında yorum gelebilir mutlaka. Arkadaşlar bu tamamen fantezi. Ben Yediçar'ın da atak yapmasını istediğim için atak yaptırıyorum. Yani benim Exa'dan Geniyem ve Geniyem Asaf'ına girdiğimin farkındayım. Bununla ilgili herhangi bir söylemenize gerek yok. Ben zaten 3 çarla da buraya dönebiliyorum. 2 çarla da dönebiliyorum. Amacım tamamen fantezi dediğim gibi 7 karakterin atak yaparken yani benim gözüme güzel görünmesi tamamen bu şekilde açık bırakıyorum çarları. 3 saatin sonunda neler geldi sizlere göstereceğim. 3 saatin sonunda görüşmek üzere seviliyorsunuz. Evet arkadaşlar 3 saat oldu. Nightmare slotundan 32 mi para geldi bana. Yakılan Geni'ye belli zaten. Onunla ilgili herhangi bir ekranda ayrıntı vermek istemiyorum. 8 karakterde de Geni Yağmur harcamadım. Yani pardon 7 karakterde de Geni Yağmur harcamadım. Bilgisayarın başında olduğumuz için hemen abi tak tak doldur boşaltır RPR'mizi rahatça yaptık. 3 saat bir 3 saatlik gelirin saatlik ortalaması işte 11M'ye falan denk geliyor. 11M benim karakterlerle birlikte 11M. Mesela sen buraya 3 karakter otursan, 4 karakter otursan senin saatlik gelirin örnek veriyorum. Net bir şey söylemiyorum. 7-8M olur. Bunun sebebi bendeki karakterlerin coin katlaması. Hepsinde premium var. Ben mesela çıkan slottan coin'i alacağım zaman 3K alacağıma işte abi örnek veriyorum 9K alıyorum. Yani bu şekilde parayı katlıyorum. Bu da benim zararımı az da olsa azaltıyor dostlarım. 8 çarda da üstü çok hızlı doldu çarların. Yani burada farm yapacaksanız AFK kalmanız imkansız. O şekilde söyleyeyim sizlere. Slot bu şekildeydi. Saatlik ortalaması bana 11M oldu. Şimdi AOS slotundayım zaten ekranlarda gördüğünüz gibi. AOS slotunda 40 saat kalacağım. 40 saati sonunda güzel bir boost'tur. İşte MS'dir. IB'dir, MD'dir. İşte bir ton drop'u var zaten. Bunları göstereceğim sizlere 40 saati sonunda ne geldiyse. Videoda hata fazla tutmak istemiyorum uzun ama şu şekilde şimdi algoritma var bizde biliyorsunuz YouTube'da mecburen bir işte 15 dakika 16 dakika falan sürecek yani bu video. O yüzden hata belki 2-3 dakika tutabilirim. Bu size kalmış işte geçip geçmemek izlemek. Bu sizin zevkinize kalmış. Ben mesela evde oturup izliyorum abi 8 şart aldığı zaman. Bu da tercih meselesi. Şimdi Ağustos tutuna başlayalım abi bakalım sonunda neler olacak.
Arkadaşlar 40 saatin sonuna geldik. Şimdi ben çarların üstündeki itemleri, boostları, paraları toplayacağım. Ne geldiğini sizlere göstereceğim. 40 saat bayağı iyi bir boost geldi bence. Hep birlikte bir değerlendirmesini yapalım. Selamlar dostlarım. Arkadaşlar 40 saatin sonuna geldik ağaç slotunda. Şimdi hemen sizlere özet geçeceğim nereye geldiğini. 4 tane MD, 4 tane şart geldi. 8 elixir staff geldi. 3 tane hibe geldi. 98 boost geldi. 55 milyon nakit para kaldı. 6820 tane 1920 pot geldi. Bu 40 saatlik ağaç farmının kazanç farmının özeti. Şimdi 8 çara 8 çara 8 saatte ne kadar masraf yaptık? Atakır yani atak yapan çarlar 245 tane yeni yağmur yemiş. 16 tane de normal zaten 20 saatlik yeniler gitmiş. Slot bu şekilde ama şimdi ben slotu 8 çar dönüyorum. Benim bir yeni yağmuru bu kadar yakmam normal. Yeni yakmam normal. Bu benim zevkim yani zevki sefa diyelim. Siz burayı nasıl döneceğiniz abi? Sizin burayı en rahat dönmeniz şu şekilde magelleriniz sağlam olacak. Daha önce 3 tane atak yapacağım. Bir tane pres bırakacağım da şuradan para kasacaksın şu slottan. Yani biraz zahmetli iş. En mantıklısı 2 mage üst tarafa doğru bırakacaksın. 2 mage aşağı doğru bırakacaksın. Piresi de artık ortada bir yerde bırakacaksın abi. 3-5 cebine bu slottan para kalır mı kalır. Şimdi bu arada MS de atıyor. MS'lerden çıkan takılar biliyorsunuz Zero'da. Deli para abi. Bir tane takı ölüsü 6-7 mi? MS'lere girsen 3-4 tane takı alsan. Yani günü gene kurtarırsın bir şekilde. Ağaç bence güzel slot. Ama mageler biraz daha sağlam olsa, biraz daha rahat kessek çok çok daha güzel olur. Ağaç slotunu boş görürseniz bırakıp deneyebilirsiniz siz de. Ben size hemen 2 dakikada özetini çıkardım 40 saatin. 40 saatte şunlar geldi diye. Hiç uğraşmadan sizlere özet. Bu arada çarların hepsi DC Premium'lu. Zaten bunu da denemek yani denemenize gerek yok. DC Premium'lu mu, Gold'lu mu, Cart'lı, Curt'lu gerek yok. Direkt alın size 40 saatlik özet verdim. Şimdi şey yapacağım. Uyumadan önce bir half troll şamana gideceğim. Orası boş. Bu arada oradaki adamlar ban yemiş. Oradaki adamda kaç bir ISR vardı abi? Toplamda 120 çar civarında bir çar var o adamda. O ban yiyen adamda. Bütün çarları ban yemiş. Yani ortalama zararı bayağı büyüktü onun. Şimdi şey yapalım arkadaşlar. Burada da bir 5-6 saat bir farmlayalım. Buradan da gelenleri size bir özetleyeyim. Ondan sonra pazara geçeceğim. Bu arada bir pazar çağrı yaptım. Onunla ilgili de size de bilgi veririm. Pazara geçeceğim. MP linen dizmek istiyorum çarlara ilk başta. Ondan sonra biraz para kastıktan sonra HP de dizeceğim. Bu slota göre değişiklik gösterecek. İşte baktım güçlü slotta kesemiyorum. Sorun yaşıyorum.
Çarlarım yatıyor. HP takacağım. Çok rahat dönüyorum. Sıkıntı yok. MP ile devam edeceğim. Yani bu şekilde ileride böyle şeyler de yapacağız. Ama şimdilik bir MP almak istiyorum. Ortalama kaç para var? Bir 500 M civarı herhalde bir para birikmiş. Ben de tam bakmadım ne kadar olduğuna. Depoda duruyor. Şimdi şeye geçelim. Arthur'la geçelim. Burayı da bitirelim. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar 5 saat Tartrol şaman kestik. Şimdi karakterlerdeki paraları bir toplayayım hızlandırılmış şekilde. Hemen sizlere ne geldi ne gitti seslendirmesini yapacağım. Arkadaşlar şimdi çarlardaki paraları topladım. Toplamda bende 51 M para kaldı. Şimdi gider olarak ne var? Ben RPR'yi kendi elimle yaptım. Çarların üstü çok hızlı dolduğu için bilgisayarın başından kalkmadım. Hemen tak tak doldur boşaltımızı yaptık. Herhangi bir masrafımız olmadı o şekilde. Geni olarak 3 tane çar çalıştı 5 saat boyunca. Bir geniye masrafımız oldu o kadar. İşte gelen para 51 M. Saatlik getirisi 10 M civarında bir paraya denk geliyor slotun. Yani bence fena değil. Bu slot da güzel. Genelde doluydu bu. İşte Copser olan bir arkadaş vardı burada. 160-170 bilgisayar mı artık neyse bilmiyorum. Bu adam ban yedi. Şimdi Ağuç'tur, Satiros'tur. İşte Haftrol Şaman. Normal Haftroller falan bunlar boş bizim şu an Zero'da. Çünkü adam ban yediği için slotları istediğiniz gibi gidip farm yapabilirsiniz. Şimdi farmın sonuna geldik. İsteyen dediğim gibi gidip şu an slotları boş farm yapabilir. Hatta ben Ağaç'a geçeceğim tekrardan ama bu şey olmayan duvar var benim Ağaç'ta bildiğiniz gibi. O duvar olmayan ağacın oraya gideceğim. Beşli. Direkt bomboş orası. Orada bırakacağım çarları da. Şimdi bırakmadan önce Isilion için yardım istiyorlar. Bu arada arkadaşlar Isilion yapamıyorsanız bana PM atın. Ben müsaitsem çarları getiririm. Şimdi gideceğim slot yerde de işte arkadaşlara yardım edeceğim. Bir Isilionlarına yardım edelim. Keselim Isilion'u. Ayrıyeten ben oyunda artık bir pazar karakteri kurdum. Pazar kuracağım. Pazarı Zero 3'te kuracağım. İşte nereye koordinatları falan hepsini size göstereceğim. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda gelip abi o çağrı PM atın. Mesela örnek veriyorum Old Flame Ring var.
Piyasada 6M. Bana PM atın abi, ben de işte 4M var, param yok, ihtiyacım var deyip PM atın. Ben 4M falan piyasadan uygun işte 2-3 maaş daha çeker size veririm, sıkıntı değil. Yani benim amacım burada hem video çıkarmak hem ufaktan size destek olabildiğim kadar destek olmak. Tabi bazıları bunu abartabilir, başka şeyler isteyebilir ama benim yapabileceğim şeyler sınırlı. Yani elimden geldiğince sizlere yardım edeceğim. İşte isil yonudur, suratınıza biri gelir kase atar yardımıdır. Abi takısıdır, yani takı vardır bende, o takı satıyorumdur. Düşerim fiyatta, sıkıntı değil, veririm yani. İşte bu şekilde size yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar İsilyon'a geçelim. Birkaç video çekeyim sizler için. Ondan sonra devam edelim. Dostlarım şimdi Isilion'u kestik. İki tane kestik bu arada. Bir tanesini yardım istediler de bizim arkadaşlar çaldırdı herhalde. Sonra bir daha keselim dediler. İkinciyi kestik. İkinci bizde kaldı. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Yani Isilion'u da bu şekilde atlattık. Ben Isilion'la şeyi açık unutmuşum. Skill'leri falan açık unutmuşum. Bu şekilde yükledim. Yani benim hoşuma gitti. Tabi bazılarının hoşuna gitmeyebilir. Hoşuna gitmeyen arkadaş olsa sesini kısabilir. Yani o şekilde ilerleyebilirsiniz izlerken. Bu arada ben Priest'le ilerliyorum videolarda. Farkındayım işte Sot'un canı falan görünmüyor. Şimdi fark ettim onu. Sion canını göremedim bir türlü. Z'ye basıyorum, çar hel atmaya çalışıyor falan. Olmadı. Bundan sonra Mage ile kayıtları alacağım. Haberiniz olsun. O konuda bir öneri falan gelirse şimdiden cevabını vermiş olalım. Arkadaşlar şimdi Isilion'uydu, Jarp, Curta hepsi bitti. Şimdi son bir pazarı da göstereceğim size. Pazarı gösterirken de çarlara MP Linen alacağım bu arada. Statları falan da sıfırlayacağım. Çarları artık değiştiriyorum. Benim hoşuma gitmedi. Int defanslı bir mage. Hasar çünkü çok fark ediyor. Benim arkadaş var MP karakterli. Abi benim char 2K vururken adam 5K vuruyor. Bayağı bir fark ediyor yani. O yüzden charları ufaktan bir MP'ye dönüştürelim. Kaç M'miz var? Bir 4 GB bir paramız var. Bununla ufaktan kaç tane? 4 tane 5 tane charı herhalde dizeriz. Bir gidelim piyasaya bakalım ben bu arada. Hem de ben size pazar charımı göstereyim. En son videonun sonunda da çekilecek kimler kazandığını sizlere göstereceğim. Arkadaşlar karakterimiz 03'te pazar çarımız, yani karakterimiz dediğim. Hemen zaten 03 kar ışınlanmanın yanında görürsünüz. Ben zaten size gösterdim çevreyi. Oyunu bilenler zaten abi burayı bulmakta ne var. Bana PM atmanız yeterli geldiğinizde. Yani fiyatını biraz indirmek istediğiniz veya piyasadan uygun olmadığını düşündüğünüz itemlere PM atın. Benle konuşun abi, ben gerekli indirimi size yaparım, merak etmeyin. Şimdi ufaktan lilenleri almaya çıkacağım. Bakalım lilen fiyatları ne kadar. Arkadaşlar ben Linden piyasasını bir gezdim. Ortalama işte 24,5 ile 27 mi arası geziyor. Bayları 13, 18 mi pardon. Ben set olarak bulamadım. Tek tek 3-5 bir parça aldım mageleri ama eğer beni izleyen pazarcı arkadaşlar varsa, ellerinde varsa, satıyorlarsa ben toplu olarak almak istiyorum yani. Bir de uygun fiyat da yaparlar. Şimdi burada şeyi bitiriyoruz. 5. bölümü bitiriyoruz. Şimdi videonun sonuna şeyleri kazananları koyacağım.
Keşleri kazanan arkadaşları koyacağım. Bu arkadaşlar bana nasıl, yani ben nasıl iletişim kurabilir? Arkadaşlar Discord hesabımın adını yazacağım. Oradan beni ekleyebilirsiniz. Yorum yapan arkadaşlardan da tabii kanıt isteyeceğim. Canlı şey açtırıp, ekran açtırıp. Ona göre haberiniz olsun. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Tüm kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Lütfen bana Discord üzerinden ulaşmayı unutmayın. Hepinizin hediyesi ben de hepinize teslim edeceğim büyük bir zevkle. Arkadaşlar yorum yapıp beğeni atıp beni takip ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizin sayenizde buralara kadar geldim. Desteğinizi hiç eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.